Artık soru sormayı öğreneceğiz sizle birlikte. İlk önceki soru kelimelerini öğrenelim. Onlar neymiş? Birincisi what. Aslında İngilizce öğretenler genelde en başta what is your name'ler, how old are you'lar onları ezberletir kalıp olarak. Ben o şekilde sevmiyorum. Her şeyin bir sebebi ve tabanı olmalı ve kolay ilerlemeliyiz. Yani en bilmeyen kişi bile ilerleyebilmeli. What ne demek? Who kim demek? When ne zaman demek? Where nerede demek? How nasıl demek? Why neden demek? Which hangisi demek? Whose kimin demek? Whom kimi demek? Şimdi bunları bu arada bolca örnek göstereceğim. Bir 50 tane falan örnek göstereceğim ama örnek cümlelerle mesela what is your name? İsmin nedir? Senin ismin nedir? Who is your boss? Patronun kim? Senin patronun kim? When did you come? Ne zaman geldin? Geçmiş zamanı öğrettik ya size. Did you come? When do you come olsa ne zaman geliyorsun genelde? Hani işe ne zaman geliyorsun? When do you come? Ne zaman geldin? When did you come? Where are we going? Şu anda nereye gidiyoruz? Şimdiki zamanı öğrendik. How are you? Nasılsın? How are you? Why are you happy? Neden mutlusun? Neden, niçin? Which book is yours? Yours'u öğrenmiştik. Seninki demek. Bu kitap hangi kitap seninki? Which hangi hangisi anlamına gelir? İkisini de kullanabilirsiniz. Whose kimin? Whose car is that? Bu kimin arabası? Whom did you call? Kimi aradın? Whom kimi? Çok duymazsınız whom'u. Who's'u da çok duymazsınız. Bu what, who, when, where, how, why, which'i genelde kullanacağız. Temel eğitimde de bunlar size yetecek. İçiniz rahat olsun. Çok yormayın kendinizi. Bunların cevapları da bu. Yani bu sorular sorulursa da bunlara da böyle cevap veririm. My name is Haluk. İşte nihayet İngilizcenin en temel cümlesini duydunuz nihayet. My name is Haluk. Birine soruyorlar. Diyelim ki ben çok büyük bir şirketin başındayım. Çalışanıma soruyorlar. Who is your boss? Haluk is my boss diyor. When did you come? Ne zaman geldin? I came yesterday. Came, geçmiş zaman. Düzensiz fiillere bakın. Come'ın ikinci hali. Where are we going? We are going to İzmir. Yolda size soruyorlar. Biz nereye gidiyoruz diye işte arkadaşlarınız. Sürpriz yapmışsınız. Manyaksınız. We are going to İzmir diyorsunuz. How are you diyor birisi. I am fine dersin. I am sad dersin. I am happy dersin. Ama genelde I am fine orada, ya da fine thanks and you dersin. Bu kalıpları görürüz. Acelemiz yok. Why are you happy diye birisi soruyor. Niye mutlusun? I am watching movie diyorsun. Which book is yours? Hangi kitap senin? This red book is mine. Bu kırmızı kitap benim diyorsun. Whose car is that? Şu kimin arabası diye birisi gösteriyor eliyle. Sen de it is my car diyorsun. Yakınsın. Hemen tak diye adını koyuyorsun. Bu benim arabam. Whom did you call? Kimi aradın? I called Selin. Geçmiş zamanı. Soruda cevapta. Selin'i aradım. Dolayısıyla soru kelimeleri genel olarak böyle. Bir sonraki videoda soru kelimelerinin sistematiğini göreceğiz. Nasıl soru soruluyor? Bu gördüğün sorular neye göre sorulmuş?